Sayın Başkanım. Bu tarafa başkanım. Öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyoruz. 5 Haziran Çevre Günü'ne uygun olarak bütün belediyelerimizin ve bu konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların sadece 5 Haziran'da değil, bunun dışındaki bütün günlerde de aynı ölçüde çalışıp hem çevreyi, hem havayı, hem de denizi kirletmemek ve temizlemek adına çalışmalar yapmalarını diliyoruz. Biz tabii ki karada yapmış olduğumuz çalışmalar gerçekten de son yıllarda çok değerli. Özellikle kirletilmiş, doğaya bırakılmış birçok evsel atığı, fabrika atığını, kirli olan bütün materyalleri topladık ve düzenli depolama şekline getirdik ve düzenli depolama şekli sonrasında bunlardan elektrik üretmeye başladık. Ama denizde de yıllardır büyükşehir olduktan sonra denizde hiçbir alan bize ait olmamasına rağmen 7 ilçemizin Yayladağ'ından Erzin'e kadar 156 kilometrelik alanı 85 kişi, 2 romork, arkasında 2 tane kumeleyen makine ve 2 tane tekneyle durmadan, yorulmadan arkadaşlarımız temizliyor. Ve 15 Nisan'dan başlayarak 31 Ekim'e kadar bu temizlik devam ediyor. Bütün amacımız hem çevreyi temizlemek, hem denizdeki oluşan atılan atıkları temizlemek. Aynı zamanda deniz kenarındaki kaplumbağaların geçiş güzergahı ve yumurtalarını bıraktığı sahalardaki kirliliği yok etmek. Ama şu bilinçli olmak lazım. Sadece 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreye önem vermemek lazım. Çevre dediğimizde de sadece kara parçası aklımıza gelmemesi lazım. Hava, kara parçası ve denizde, akarsularımızda her türlü temizliğe ve çevre hijyenine dikkat etmek lazım. İlgili kurum ve kuruluşların da bu konuda titizlikle çalışması lazım. Bunu yaptığı için biz Çevre Daire Başkanlığımıza ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve onlar dahil tüm dünyanın Çevre Haftası'nı tebrik ediyoruz. Hava, kara parçası ve denizde